hayat pahalılığı siyasetin gündemi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İstanbul'daydı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Ağrı'da. Derin yoksulluk diyorlar adına ama içine girince görüyorsunuz. Böyle sarıldım kıza, kemikler elimde. Yani nasıl izah edeyim ki? O zayıflık falan değil, yani bir şey o. Ne biliyor musunuz? Protein yok. Her şeyin kuşkusuz toz pembe olduğunu hiçbir zaman söylemiyoruz. Vatandaşımızın hangi sıkıntıları niçin yaşadığını bilerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Oyuncak olmuş 50 TL bir tanesi. Ben hayat pahalı bizi de etkiledi. Çocuklar oyuncak alamıyor. Bu alamıyor, ben alamıyorum. Nasılsın, ne yapacağız? Siyaset ekonomik tabloyu tartışırken Muğla Milas'ta bir ilçe pazarında 8 yaşındaki bir çocuğun hayat pahalılığına ilişkin sözleri. Bir tane oyuncak 50 TL. Mesela bak şu, 3 tane oyuncak 70 TL. 6 tane şey 150 TL. 600 tane araba 120 TL. Sosyal devlet hakikaten ölmüş. Vatandaşımız ne konuşuyorsa, şu çarşıda ne konuşuluyorsa her şey hükümetin masasındadır. 12 yıl önce bu bölgede Ağrı'da kişi başına gelir 3062 dolar. 2022 3034 dolar. Düşmüş arkadaşlar. Niçin düşüyor? Üretemiyor, istihdam alamıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ağrı Doğu Beyazıt'taydı. İyi Parti lideri Akşener İstanbul'da. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'ta. Yüz yüze 100 gün projesi kapsamında gıda toptancılarıyla kapalı salon toplantısında buluştu. Muhalefet milletvekilleri de sahada. Geçen yıl benim gidip geldiğim yol 50 kilometreydi. 10 litre madot yakıyordum. 6 liradan 60 liraya girip geliyordum. Evet. Şimdi şu anda 30 liradan 300 lira. 2 liraya indiriyorlar, vatandaş sevindi. O da kardeşim zaten 5 litre zam yaptınız. Biz söz verdik, ödemesiz ve KDV'siz. Sadece çiftçi kırmızı mazot alabilecek. Dolayısıyla da maliyeti düşüreceğiz. Ben bu fasulyeyi 16 aldım, 15'in satamıyorum yani. Şu pazarın haline bak yani. Hep zarar, hep zarar. Milletin alımcısı yok. Bir tane domates, bir de fasulye aldım. Buyurun. Herkes, herkes bunu alamıyor. Hiç. Bitti. Çiftçi öldü. Başınız sağ olsun. Şunun halini. Bir alamadık. Biraz alıp da veremezsin. Bu ne olur? Öyle olur. Alana da yazık. Satana da yazık. Vatandaş alamamaktan, esnaf satamamaktan, üretici girdi maliyetlerinden şikayet ediyor. İktidar sorunları biliyoruz derken muhalefet çözümün iktidar değişimi olduğunu söylüyor. Sizden bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın.